Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, benim kanalda çok alışık olmadığınız bir video şeyiyle karşınızdayım, bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bu videoda arkadaşlar Dendemen'in arkadaşlar 10 ile 14 arası olan stajlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Zaten bundan önce de ortada bir de Shadow Fire 2'nin videosunu attım, o videoda izlemesi izleyebiliriz. O videoda zaten söylemiştim. Kalitemiz falan ayarlı herhalde arkadaşlar, 1080p. 10 ile 14 arasını izleyeceğiz arkadaşlar. Zaten biz 9. stage izlemiştik arkadaşlar. 9. stage de bizim kanalımızda izleyebilirsiniz. Dendemen final videosunda arkadaşlar. Dendemen final videosunda ninjalarımıza ihaneti şeyinde işte hani en büyük boss'a kapışıyorduk ya işte ninjanın robotuyla falan. O videoda arkadaşlar. O videonun sonunda stage 9'u izlemiştik arkadaşlar. Ve arkadaşlar videoyu beğeniriz tabi, like atmayı, kanalımı daha seversiz abone olmayı unutmayın. Hemen stage 10 ile 14 arası videomuza başlayalım. Stage 10. Evet arkadaşlar, burada bu farklı bir şey, macera oluyor arkadaşlar. Umarım bunu da oyunu kısa bir süre için aktarırlar. Burada aslında kızı kovalarken Den, Josie'yi, onlar küstü falan, Josie onlar küstü. Kaçarken Den hava orada işte havada koşturuyorlardı. Den orada düşüyordu. Evet, şimdi bunun hikayesini anlatıyor. Bu da orada tam onu mezarına gömerken Den canlanıyor. Bu adamın hikayesini şimdi anlatıyorlar. İşte bayıldı, o gece olmuş. Şimdi bu tavuk şey var, tavuklara tapıyorlar arkadaşlar, tavuklara hükmediyorlar. Hükmediyorlarken yani evet, neden bunu yıktınız diyor. Evet, Den'in heykelini koyuyorlar, tavukla değil de Den artık. Den'in emrindeler, tavukların değil de zaten garip bir şey, tavukları tapıyorlar. Onun başka bir anlamı varsa siz yorumuna yazarsanız, bu Den de işte kral olur şimdi. Bak oğlum, yemek getiren adamı niye dövüyorsun? Sana yemek getirmiş, onu da dövüyor. Herkesi dövüyor. Bu aptal mı? Aptalın teki bu zaten Den. Biliyorsunuz üstten de Josie bak izliyor onu. Üçüncü kapıda. Evet, kafalarından falan sıplıyor. Evet, bu da gidiyor. Bir zeki zaten Josie abi. Den aptalın teki. Ne yapabilirim diyor. Bir şey buldum. Evet, şimdi gidiyor. Ve Bilge dayıya, evet, genelde zaten böyle oluyor arkadaşlar. Koskocam bir kütüphaneye geldi. Ne yapabilirim diyor Den'in üzerinde. Den'e ne yapabiliriz diyor. Bu da sinirlenmiş. Çünkü bu tavuklara hükmeden bir, tavuklara tapan bir adam. Ve evet, kral geldi. Kral da dövüyor. Evet. İyiyiz diyor. Okey diyor. Bak oturuşa bak. Allah'ım. Nasıl bir oturuştur o ya. Evet, kızıyor. Tavuk şeyli, tavuk krallığı senden daha büyüktür diyor. Sen o tahttan kalkmalısın diyor. Şimdi evet. Onu da dövecek. 5, 10, 15, 20. Evet. Altınlarını aldı. Şimdi stage 10 bitti. Şimdi sıra stage 11'de abi. Stage 11'de bakalım ne olacak. Ben bildiğimi biliyorum zaten, izledim daha önce de. Evet, bunu attılar. Şimdi bu dayak yedi. Tabii bir korktu. Kaçıyor şimdi. Tavuk krallığına kaçıyor zaten. Tabelada gözüküyor. Şimdi bunun askerleri var. Mor böyle mor giyimli askerler var. Burada da tavuk hükümdarlığı var arkadaşlar. Evet, bu burada işte başka büyücüler de var aynı tarz. Bunlar buna tapıyorlar falan işte. Den tabii bunları kıskanıyor. Bunlar da kendisine tapmalarını istiyor. Evet, gene bunun da paralarını aldı, bunu da dövdü. Herkes kaçıyor. Kendi köylüleri seviniyor tabii. Evet, burada Josie işte düşünüyor, Den'i düşünüyor falan. Kitap okuyor falan. Sonra uykusu geldi, ha korkuyor bir anda. Gel bu taraftan gidelim diyor. Bir şey gösterecek buradan ve evet. Gizli bir kapı açıldı. Kitaptan arkasına, kütüphanede gizli bir kapı. Girin bakalım. Şimdi bu geliyor. Bunu reddediyorlar diyor. İşte Den'i kabul ediyorlar diyor. Bu da bu asıl kral bu. Gülüyor işte, nasıl olabilir ya, bunlar ne yapabilir ki diyor. Bu dalga geçiyor. Şeytan mıyız diyor. Bunun kafasını keselim falan diyor. Asıl hükümdar o arkadaşlar. Kırmızı kafalı olan. Aynen, bu da uyanıyor, kaçıyor sonra. Bayağı bir şey oluyor yani. Sonra bunu bağlamışlar abi. Getirecekler bunu, kesecekler şimdi. Asıl amaçları o. Sonra işte onu reddediyorlar. Den'i kabul ediyorlar diyor. Evet. Den'i kabul ediyor. Hepsi sinirleniyor. Şimdi kafasını kesecekken tam durun diyor. Dur diyor. Onun kafasını kesme diyor. Bunu reddediyorlar diyor. Den'i kabul ediyorlar. Bunlar da aynı şeyi söylüyor. Ondan sonra diyor ki aa harbiden mi diyor. Ne yapabiliriz diyor. Tavuk krallığı Den'den daha büyük rakibimdir falan diyor bu da. Öyle. Hadi bakalım, aha şimdi orada oyun var, Den'in oyunu, Dendemen. Dendemen gameplay. Aynen o, Dendinger ninja diyor, hadi bakalım. Ninja diyor herhalde, Den'le ilgili ninja falan bir şeyler söyledi. Evet, burada da bir küçük bir köy var arkadaşlar. Buradaki çocuk herhalde, ben bunu çocuk olarak gördüm. Aynen, burada işte tamir falan ediyorlar. Aa bak, domuzları falan besliyorlar, inekleri falan şey yapıyorlar.
Umarım oyunu hızlı bir şekilde getirirler. Bu arada hard mode falan oynayacağım dendi bendeki arkadaşlar. Bak yaşlı bu. Bu ölecek. Öldü mü, ne yaptı valla? Aa, buna ne olmuş? Bu bozulmuş. Bir şey olmuş bu. Diğeri yaşlı da öldü. Aa, bu çocuk bu. Aynen, bu kesin çocuk ya. Çünkü zaten boyu falan normalden kısa. Aynen çocuk bu ya. Üzülüyor. Dendi ben hard mode'unu falan oynayacağım. Çünkü oynamamıştım. Hileli şekilde oynayacağım en baştan arkadaşlar. Hileli oynasak da bir şey fark etmez. Gene yükseltmeniz full olduğu için. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Şurada da reklam getiriyorlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şuradan bir geri saracağım. Evet. Geliyor işte, üzülüyor. Evet. Biz buna odaklanalım arkadaşlar. Şimdi üzülüyor, ne yapabilirim falan diyor. Ve ileride tavuk krallığının mekanını görüyor. Evet. Büyük bir koskocaman tavuk kümesi diyebiliriz. Burada denli heykeli var. Lütfen bize yardım et falan diyor. Sonra evet, ağlıyor abi maalesef. Evet. Sonra yer sarsılıyor. Denin hareket edeceğin sahneye heykelin, sonra aynen abi bunlar geliyor. Buna vuruyorlar falan, kırıyorlar falan böyle. Bununla götürüyorlar. Herkese TUS'a geliyorlar arkadaşlar. Herkesi yakalıyorlar. Bu çocuk da dahil. Aynen. Sonra bunları götürüyorlar. Köylerini falan yakıyorlar abi. Çok kötü. İnşallah bunu da oyuna hızlı bir şekilde getirirler de arkadaşlar. Bunlarla da savaşırız arkadaşlar. Bunlarla savaşmak istiyorum ya. Aynen, bu da çocuk üzülüyor. Yazık. Vallahi bu çocuğun da çektiği az bir şey değil ya. Station 2 komplet. Şimdi 13'teyiz. Şimdi yemek diyor, içecek diyor. Yemek diyor, içecek diyor. Bunlar neyin kavgasını yapıyor? Ben anlamadım zaten de. Evet, koşa koşa geldi. Bu mor adamlar köylere vuruyor diyor. Olamaz diyor. Keleri getirin oğlum diyor kralda. Ve gizli bir kapı. Aynen, butona bastı ve deniz zaten o bakışlarından anlamışsınızdır ne yapacağını. Sonra geliyorlar, bunları buraya getirecekti arkadaşlar. Getirecekler diye getirdiler. Sonra bu koskocaman bir tane hapishane atıyorlar. Yazık bu çocukta. Çocuğun ne suçu var ya. Çocuk üzülüyor falan böyle burada da. Aynen, sonra aynen bu oyunda olmayan silahlar var burada. Mesela bombalar, bıçaklar, pompalılar falan, yani oyunda olmayan silahlar var. Bakın bıçaklara bak. Rambo oldu bildiğiniz. Bu da deli gibi tarıyor tavana. Kralım sakin olun ya. Tavanı çökertti. Abi adam tuvaletini yapıyordu. Tek suçu buydu ya. Hatta tek yaptığı şey buydu. Suç bile değildi aslında adam. Abi adamı Allah tavanı çökertti, yere düşürttü. Bu da kitap okuyor. Evet, manuel falan diyor abi. İşte bu nasıl oynanacağını falan gösteriyor. Bir şey fark etti. Ninja falan. Kral falan da var. Keltoş adam ve kendisini de görüyor. Josie'yi de görüyor. Ve sonra bayılıyor arkadaşlar. Stage 13 complete. Stage 14. Onda bir şey oluyordu zaten. Onun sonunda bir şey olacak. Şimdi Stage 14'te bu mor köylüler bu denin olduğu köyü yağmalıyorlar. Yıkıyorlar, yakıyorlar. Köylüleri korkutuyorlar falan. Bayağı kaos var şu anda. Biri de camdan atlıyor, köylüyü kovalıyor. Bayağı işkence çektiriyorlar yani. Abiden hayvan oğlu hayvanlar. Bu da kız köylü. Kaç kendini kurtar. Lütfen bize yardım et. Lütfen bize yardım et. Diyor. Bu da dalga geliyor. Bunlar da dalga geçiyor. Ama evet, bizimkiler geldi. Evet, keşke ok oyunda da olsa. Yay ve ok. Evet, saldırın oğlum diyorlar. Allah abi çok iyi ya. Vallahi bak çok iyi kesiyorlar, dövüşüyorlar falan. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hemen gözümün önüne gelmişken. Şimdi diyebilirsiniz şu hani kralın adamları var ya, bu siyah şeyle siyah renkteki kasktı, şu adam işte morlu adamları dövüyor ya, şu arabadaki joplu. Bu adamlarla biz nasıl dostuz arkadaşlar? Şimdi diyebileceksiniz oyunda bunlar biz normalde düşmanız ama Stage 9'da biz bununla dost oluyoruz bunlarla. Anlıyoruz ki kral kötü değil arkadaşlar. Kralın aslında kötü biri olmadığını anlıyoruz. Aslında her şeyin Keltoş'un yaptığını. Keltoş bir adam vardı. Zaten onu biz buzdovalar bölümünün sonunda onunla savaşıyorduk ve o kaçıyordu falan böyle. Hatta o Stage 9'da ölüyordu aynen. Şimdi hatırladım. Stage 9'da ölüyordu arkadaşlar. Ejderha patlıyordu onun helikopterine o kaçarken. Sonra kralın kötü olmadığını anlıyoruz arkadaşlar ve bunlarla dost oluyoruz. Yani o yüzden kafanız karışmasın, biz bunlarla dostuz arkadaşlar. Kralın adamlarıyla, kralın adamlarıyla, kralla falan hep dostuz. O yüzden iyi oldu yani bu. Yani yeni güncellemede, yeni hikaye modunda bunlarla dost olmamız gerekiyor. Yani öyle olur diye düşünüyorum. Morlu adamlarla savaşın. İnşallah oyun içi bir şey yaparlar yani. Evet, onu da söylemiş olayım yani, aklınıza takılmasın. Kral da tarıyor herkese, AK ile havayı falan tarıyor. Gene adamları öldürüyor ve sakin olun kralım. Herkesi kaçırıyor. Mor adamlar falan hep kaçıyor.
Tavuk mekanına kaçalım diyor. Bunlar sıkıntı çıkaracak bize diyor. Ve aha durdurdular. Üzgün olarak. Ben gerçek miyim diyor. Ben gerçek değil miyim diyor. Aa. Bak orayı hatırlamadım. Ve arkadaşlar stage 14'te bitirip arkadaşlar. Bu seride bitirdik arkadaşlar. Güzel videoydu arkadaşlar. Zaten 10 dakikalık güzel videoydu arkadaşlar. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz like atmayın. Kanalıma sevdiyseniz ve severseniz abone unutmayın. Bakalım ne olacak ilerleyen zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. Ben gerçek değilim ve ben gerçek miyim falan öyle bir düşünceye girmiş olsa. Evet öyle bir değişik bir şey söyledi arkadaşlar. Ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben de meraklı bekliyorum gerçekten. Kendinize iyi bakın ve bay bay.